Tabi geziler devam ediyor, insanlarla hasbihal devam ediyor. Evet. Vatandaş sizi 4,5 yılın, hatta 5 yıla yakın bir dönemin muhasebesiyle karşılıyor. Önce şuradan başlayayım. Nasıl insanların size tepkisi? Rafet Vergili gördükleri zaman bu 5 yılın muhasebesini insanlar neler söylüyorlar size? Şimdi yani vallahi şu ana kadar öyle büyük bir tepki yok. Herkes aday olmamızdan son derece memnun. Çünkü biz 5 yıldan bu tarafa hiçbir zaman halkın içinden çıkmadık. Yalnız bu senenin içerisinde şu anda görmüş olduğu bu mahallede bile 3 kere bütün esnaflarımızı ziyaret ettik. Mahallede toplantılarımızı da yaptık. Yani tüm mahallelerdeki pozisyonumuz bu. 5 yıldan bu tarafa biz hiçbir mahalleden, hiçbir sokaktan dışarıya çıkmadık. O yüzden de çok rahat gezebiliriz ki hiç kimse diyemez. Bugüne kadar neredeydi, niye gelmedi? Efendim, bugüne kadar niye bize sormadı? Yok, böyle bir şey sorma hakları da yok. Biz de rahat rahat geziyoruz karakterde. En çok ne istiyorlar Rafet Vergin'den şu anda? Hiçbir şey istedikleri yok. Sen varsan yaparsın diyorlar. Evet, yani 4 tane projemiz zaten. Evet, bunlar da hayata geçer diyoruz. Ufak tefek eksikleri zaten bizim. Bunu da vatandaş bize iletmiyor. Mesela bu mahallenin problemleri, kayakbaşının problemleri, soğuk sorun, beşimin evlerinin hepsini, ufak tefek problemlerin hepsini biliyoruz. Ama bu 5 yıl içerisinde sarf ettiğimiz efor öyle ufak bir efor değildi. Onlar kendileri bir de takdir ediyor, sağ olsunlar hepsi. Ufak tefek olan o hadiselerde hiç kimse böyle büyük bir olaymış gibi olmuyor. Gündeme getirmiyor veyahut da bizimle gezilerimizde kimse konuşmuyor bunları. Dün AK Parti'nin İl Danışma Kurulu toplantısı vardı. Evet. Orada hem milletvekilleri hem de belediye başkan adayı sizinle ilgili birçok şey söyledi. Sırasıyla başlayalım. Karşınızdaki rakip, belediye başkan adayı AK Parti'nin Mehmet Ceylan dedi ki iş sözü vermişti. 5000 işçi iş alacaktı işçiyi ama mağdur etti, umutlarını öldürdü dedi. Bununla başlayalım. Onlara göre mağdur ettik. Bakın bir şehirde öncelikle böyle bir çalışma neticesinde bir canlılık ortaya çıkar, bir potansiyel ortaya çıkar ve yaşam talebi başlar. Şu anda Karabük'te tekrardan bir yaşam talebi başladı. Dışarıdan vatandaşların, içeriden vatandaşların Karabük'e ilgisi farklı bir şekilde arttı. Bu da çalışma hayatını artırır. Öncelikle gidecekler, bakacaklar sosyal sigortalarda ve diğer kurumlardaki çalışan sayısı ne kadar artmış 2009'dan bugüne kadar. Ondan sonra bunu konuşacaklar. Yani şu anda benim gördüğüm kadarıyla sosyal sigortalardaki işçi sayısı 7000 üzerinde artışı var. Hemen hemen emekli sandığında da 1000'e yakın bir artış var. Bu demiş oluyor. Bu şehirdeki canlılığın neticesinde kurumların personelini artırması, iş yerlerinin personelini artırması, yeni iş yerlerinin açılması bunların hepsi bir etkendir. Ama arkadaşlar önce bu rakamları aldıktan sonra konuşacaklar. Ama Karabük'ün hayrına yapılacak bazı işlerinde hiç engellenmemiş gibi kendi taraflarından hiç engellenmemiş gibi bir kenara da çekilmeyecekler. Şu anda organize sanayinin içerisinde 13 tane yatırımcı sıra beklemekte yer talep yüzünden. Bu biliyorsunuz bir karmet denen hadisede ki yapılamamasının en büyük sebeplerinden birisi de bizim şu andaki belediye hizmetlerimizin olduğu alandaki, ocaklarımız olduğu alandaki onlara yer tahsis edememizin ana sebeplerinden de. Onun da tek gerekçesi şuydu, buranın efendim başım sel taşkını olabilir ihtimali üzerine bakanlık böyle bir görüş verdi. Bu görüş bana göre tamamen siyasi bir görüştür. Bu görüşü veren bir bakanlık hemen aynı alanın üst tarafına afet deposu yaptırmış. Sel taşkınında kullanılacak afet deposu oraya yapılmış ama sanayiye izin verilmemiş yapılmasıyla ilgili. Ki onların bu konudaki sarf ettiği efordan bizim sarf etmiş olduğumuz efor farklıdır. Daha önceden organize sanayide biliyorsunuz tamamen 5 yıl önce boş bir alandı. %75 boştu. Şu anda %100'ün dolmuş. Ve gerisine de 13 tane büyük yatırımcı sıra beklemekte. Ve Karabük'ün bu da şunu gösteriyor. Yaşanabilir bir kent olduğunu, artık havasından suyundan yaşanabilir bir kent olduğunu, burada çalışmaya kayboldu. Yani burada işlemlerin açılmasıyla ilgili bir talep olduğunu göstergesidir. İkincisi de şu, Sayın Osman Kahveci, milletvekilimiz diyor ki, biz 100 milyon dolarlık hastane yaptık. Evet. Rafet Vergili 250 bin liralık köprü yaptı. Yani çok fazla konuşuluyor diye. Şimdi böyle bir açıklama var. Bir de Maluk bilmezse Halik bilir diyor. Biz de teşekkür ederiz devlete. Ama öyle beni bahçelerine yapılsaydı bu 100 milyon liralık yatırım çok daha güzel olacaktı.
Karabük'e çok daha fazla katkıda bulunacaklar. Siyaset uğruna, inat uğruna bunu 250 yıllar içerisinde 100 milyonluk devlet yatırımını boğmuş oldular. Hatta bu kadar da kullanımı da iyi değil, bu kadar rahat da olmadı. Biz şu anda o köprüyü yaptık, bir mahallenin ulaşımıyla ilgili yaptık. Hastane ulaşımı da söz konusu bu köprüden. Yine aşağıdan tekrardan büyük bir ana yol açıyoruz ki hastaneye yan yol açıyoruz ana yolda. Normal trafiğini rahatlatmak için. Devlet hastane yapar, devlet bahçeşme yapar. Biz de bunun altyapılarını tamamlarız, eksiklerini tamamlarız. Biz de bunun yapılmasıyla ilgili her türlü belediye olarak desteği verdik. İmar değişikliklerini yaptık. Bütün problemlerini en kısa şekilde çözdük. Ve hastanede yapıldı. Ben bunu yapanlara, devlete de, yani bunu burada emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Ama öyle bir bahçelerine yapılsaydı çok daha isabetli bir olay olacaktı. Karabük'ün belki 50-100 senesini, hatta hastanenin gelişimini de durdurmayacak bir alan verecektik biz bunlara. O tarihte, yani buranın, yani buraya yapılmamasının tek sebebini zemin sağlam değil, zemin çürükmüş diye bunu söyleyen Mehmet Ceylan Bey'indi. Şimdi burada insanları aldatmak, insanları efendime söyleyip yanıltmak dediğiniz zaman budur. O tarihteki zemin çürüklüğü, zemin efendime söyleyeyim sağlam değil raporunu Mehmet Ceylan Bey ortaya koysun. Biz de bazı, veyahut da Osman Kahveci'nin biz de bazı konularla ilgili iddiam etsin. Mesela meblağın ufak olması mı, hizmetin hani tam yerinde olması mı? Yani işte hastane 100 milyon dolar belki ama köprü 250 bin lira. İşte asansör çok ucuz paralarla yapılmış olabilir belki. İşte yürüyen merdivenler ama mesele parası mı yoksa vatandaşın tam istediği hizmet mi? Valla onları biz ucuz yapıyoruz. Diğer AK Parti belediyelerin yaptıkları rakamları aslında trilyonları geçen rakamları yaptığımız hizmettir. O köprülermiş, yaya geçitleriymiş. Bunları yaparken Karabük Belediyesi ucuz yapıyor. Hiç kimseyi ayırmadan, hiçbir müteahhit ayırmadan AK Parti'ymiş, müteahhit buna bakmadan, Cumhuriyet Halk Partisi'ymiş buna bakmadan Karabük'ün parasını en güzel şekilde, tasarruflu bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Hiç kimseyi ayırmadan ama bizim yaptığımız işler o kadar küçümsenecek bir iş değil. Daha evvelden kendi belediye başkanları da vardı Karabük'te. Onlar da böyle güzel ince, ufak şeyler de yapıp milleti hoşnut edebilirlerdi. Yani bu o kadar önemli değil. Ya yani onların söylemleri o kadar bizim için önemli değil. Bakın şimdi şöyle söyleyeyim, biz 5 yıl içerisinde Karabük için yaptıklarımız ortada. Ve ilk 2 yıldaki yapmış olduğumuz icraatlar ortada. İlk 2 yıldaki yapmış olduğumuz icraatları ben size şöyle söyleyeyim. Mezba yapıldı. Hemen kentsel dönüşüm başladı biliyorsunuz. İlk 2 yıl içerisinde yapıldı. Dolmuş durakları bitti. Şirin Evler Ticaret Merkezi bitti. İlk 2 yılda yaptıklarımız bitti. Meydanın alımı bitti ve üstüne 135 tane bina yıkıldı. İlk 2 yılda yaptığımız. Ben bunun yanında en az 5-6 tane sosyal yaşam merkezi yapıldı ilk 2 yılda. Şimdi ben şunu söylüyorum, Safranbolu'da belediye başkanlığı yaptı Mehmet Ceylan Bey, onun 2 yılda milletvekili yaptı. İlk 2 yılda yaptığı Safranbolu'daki icraatları saysın. Ondan sonra belediyecilik üzerine konuşalım bakalım. Şimdi öncelikle Mehmet Ceylan Bey Safranbolu'da ilk 2 yılda yaptığı icraatları sayacak. Ondan sonrasını konuşacağız ve belediyede ne kadar verimli olabileceğini, belediyede Karabük'e ne kadar faydalı olabileceğini, ondan sonra bütün Karabük halkı ikna olacak ve kanaat getirecek. Ben ilk iki yılda saymış oldum, yani yapmış oldum, icraatları söylüyorum. Bakın, mezbaha, dolmuş durakları, battı çıktı, meydanın üstündeki 135 tane binanın yıkılması, kütüphanenin temelinin atılması, 200 evler, 20 evler, ticaret merkezinin yapılması, 5 tane sosyal yaşam merkezinin yapılması, 20 tane park yapılması, ilk 2 yıllık icraatımız bizim. Şimdi o arkadaşımız hem belediye başkanlığı yaptı, hem milletvekili yaptı. İki tarafı da çok iyi bilen bir arkadaşımız. Şimdilik, evet, yani kendisi diyecek ki, ben Safranbolu'da ilk 2 yılda şu çeşmenin musluğunu değiştirdim diye başlayacak konuşmaya. Ki Karabük'ü de kanaat götürecek, evet Mehmet Ceylan Bey, Karabük'e hizmet edebilir veyahut da Rafet Vergili Karabük'e hizmet edebilir. Buna göre oy verecek. Ben şunu görüyorum, Karabük'te bölgesizlik üzerine artık hiç kimse oy vermiyor. Bu çok önemli bir şeydi Karabük için. Birleşimle ilgili çok önemli. Hizmette parti üzerine kimse oy vermiyor. Bak, parti üzerine hiç kimse oy vermiyor. Şimdi yani böyle işte biz işte bu partinin şu kadar oyu var.
biz o kadar oy alabiliriz gibi falan hesap yapıyorlarsa zaten bunu 2009'da bir kere yanıldılar. Şimdi hani şu anda da çok daha büyük hayal kırıklıkları olurlar. Öyle az falan da değil. Çünkü ben biliyorum ki bizi AK Partili arkadaşlarımız da kalpten destekliyor. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız da bizi kalpten destekliyor. Büyük Birlik Partili arkadaşlarımız da bizi kalpten destekleyenler var. Saadet Partili arkadaşlarımızdan bizi kalpten destekleyenler var. Genç Partili arkadaşlarımızdan, Demokrat Partili arkadaşlarımızdan bizi kalpten destekleyen var. Gönül vermiş kişilerden. Ki yapmış olduğumuz yalnız bu hizmetin karşılığı. Ve ya, hizmetimizin esnasında hiçbir bir siyaset yapmadığımızı. Şimdi onlar 5000 kişi iş verecek derken biz şunu söyledik. Biz karar böyle bir potansiyel yaratacağız ki 5000 kişilik iş imkanları sağlayacağız dedi. Ve bu sağlandı da. Kendileri de görüyor. Ama onların tek yapmış olduğu şudur. Sen AK Parti'ye kaydını yap falan yerine git iş başına. Bugün şöyle söyleyeyim. Demirçelik 350-400'e yakın yani sendika çekişmesinden dolayı yani arkadaşlarımızın hesabını kesti. Ama onlar hemen sıraya girip hemen sıraya girip Demirçeli'ye işçi listeleri verdiler. Bir taraftan hesabı kesilmiş arkadaşlarımız vardı, bir taraftan da onların yerine işçi listeleri veren bir siyasi anlayış vardı. Yani öncelikle bunları konuşmak lazım. Benim 5000 kişiye iş verip vermemem o kadar onlar için onları ilgilendireceğini de sanmıyorum yani. Ve zaten yani öyle bir şey olmuş olsa ellerinde işçi listeleriyle gezerler. Diğer olayların hepsinde de aynısıdır. Biz mesela her türlü iş imkanı açılabilmesi için ne gerekiyorsa her türlü fedakarlıkta bulunduk. Biliyorsunuz dolmuş durakların finansmanı için satmak üzere yapmış olduğumuz binayı da Türksel'e verdik. Çağrı merkezi yapıldı sağ olsun. Yani bunun katkıda bulunan Mehmet Ali Bey'dir buranın yapımında. Biz de belediye olarak binayı tedarik etmişizdir. O binayı vermeseydik Türksel çağrı merkezi yapamayacaktı. Ama peki oraya giren kişilerle ilgili isim listelerini kim vermiş yani? Var mı Rafet Bergül'ün bir tane liste verip de işe sokmuş olduğu bir soruda? Benim için fark etmiyor ki. Ama Türksel olsun, ama belediye olsun, ama Demirçelik olsun, neticede bütün Karabük'ün çocuğu ekmek yiyecek. Yani partisi beni o kadar ilgilendirmiyor. Önemli olan iş kapılarının açılması. Onların zihniyeti değil, onların anlayışı değil yani. Mehmet Ceylan Bey'in anlayışı değil yani. O diyebiliyor mu? Ben 5000 kişiye iş verebileceğim veyahut da 5000 kişilik iş potansiyeli yaratacağım Karabük'te diye. Diyemez. Çünkü kendilerini öyle bir yetenek de göremezler, öyle bir kabiliyet de göremezler. Öyle bir imkan olsa, AK Partili Karabük'e yetmediği zaman Karabük'ün dışından da adam taşınır buraya AK Partili diye. Yani şimdi zihniyet farkı aramızda çok farklı. Onun için bunların üstünden polemik yapmaya, bunların üstünden tartışmaya falan gerek yok. Biz Karabük'e hizmet etmek için yola çıkmışız. Ama işçisine hizmet edeceğiz. Ama memuruna, ama Karabük'e, ama Karabük'ün geneline hizmet etmek bizim en büyük vazifelerimizden birisi. Yanlış politika izlediğiniz yönde de dün bu konuda bir takım söylentiler, daha doğrusu Mehmet Ceylan'ın söylediği sözler var. Özellikle devlet tasarısının 2009 yılında da kaldırılacağını söylediklerini, bugün getirdiklerini ama sizlerin orada doğal gaz değil de tüp yaktıklarını daha sonra sorduğumuzda ya bu siyasi bir sözdür, herhangi bir şey yoktur gibi ifade edilmiyor. Siyasi sözdür falan demedik. Bakın o tarihteki söylemlerimize bakın. Bu gaz şu anda yakılabilir bir gaz değildir. Bu gazın yapılma, yakılabilmesi için basınç düşürücü istasyonların yapılması lazım. Bunlar dahi yok. Bu geçici bir yakmadır. Bir tane tüp yaksınlar, bir tane ocak yaksınlar. Evet bizde gaz var diyelim dedik. O tarihte bizim bu söylemimiz üzerine bir tane ocak yakabildiler mi? Bir tane ocak yakabildiler mi? Şimdi gaz var diye iddia etmek farklı. Ona bakarsanız ben bu gaz olayını 1990 senesinde Ticaret Odası Başkanı iken 95 senesinde dağıtımıyla ilgili programı aldırmıştım. Gider Bakanlık'ta bakarlar. 95 senesi programı içerisindeydi. Ve biz bunların da takipçisiydik. Şimdi bu gazın gelmesi demek değildir. Şu anda Karabük'te her köşede, her evde bu gaz yakılabiliyor mu? Karabük Belediyesi bunu başarmıştır. Ve bunu da AK Partili 4,5 yıl içerisinde bir şehrin %95 gazını dağıtan bir tane ilçe, il göstersinler bize. Biz bunu gerçekleştirdik. Ve bunun yanında 550 bin ton asfalt kullandık ve devam ediyoruz yani. Biz bunu söyledik. Eğer bizim hizmet süremiz içerisinde olmasaydı bu gazı Karabük bu kadar yaygın kullanması mümkün değildi. Biz bu kadar iddialıyız. Varsa kendi il ve ilçelerini göstersinler. Anket yaptırdığını söylüyor.
yapılan anket sonuçlarındaki oran şu anda nedir? Net olarak. Valla şimdi ben bunu söylediğim zaman çok abartılı denecek. Ama ben son yapılan... Bakın çok abartılı denecek. Rafet Bergil'e atıyor diyecekler. Rafet Bergil'e efendim palavra atıyor diyecekler. Onun için AK Parti'nin de yapmış olduğu anket var. Ben onu çok iyi biliyorum ellerindeki neticeyi. Onlar açıklasın bunu. Şu anda aramızda öyle efendime söyleyeyim 62'de efendime söyleyeyim çok yakınmış, çok uzakmış falan öyle bir olay yok. Yani. Öyle bir olay yok. Yani. Bizim şu andaki anket neticelerini kendileri de biliyor, biz de biliyoruz. Yani bunlar şimdi şunu yapıyorlar, karalama kampanyalarıyla, iş vaatleriyle veya da farklı vaatlerle biz bunu nasıl dengeleyebiliriz? Dengelemeleri zaten mümkün değil yani bak, mümkün değil. Nasıl dengeleyebiliriz? Bunun üzerine siyaset yürütüyoruz. Mümkün değil yani. Bakın ne söylüyorum. Bizim şu andaki anket neticelerimizden, yani Karabük'teki, ben bunu açıklamak istemiyorum. Eğer 50-50 falan olsa açıklardım bak. Hiç çekinmeden açıklardım. Çünkü korkunç bir fark var arada. Diyecekler ki palavra atıyor. O yüzden de söylememe gerek yok. Kendileri anket neticelerini açıklayamıyorlarsa açıklasınlar. Kendilerine bir anket yapıyor. Peki Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kolay gelsin.